Amerika'nın 6. filosu İstanbul'a geliyor. Tophane'de demirliyor. Biliyorsunuz Rıhtım o zaman orada. Solcu arkadaşlar, yani o zaman onlara komünistlerlerdi, yürüyüşe başladılar. Ben de Nişantaşı'ndayım. Sağcı arkadaşlarla beraberim. Bu gençler yılmadan teline de ede efendim Tophane'ye yürüyorlar. Yani 6. filoda olan askerleri karaya çıkartmayacaklar. Ben şahit olduğum olayı anlatıyorum. Deniz gezmiş, Allah rahmetini bol eylesin. Zannediyoruz ki mahkeme olduğu dönemde işte birkaç tane insan vurdular. İllegal örgüt geliştirdiler. Onunla beraber insan öldürüyorlar diye ben bunu düşünüyordum. Veya bize böyle telkin ediliyor. Baktık ki en sonunda hiç kimsenin vücuduna dahi dokunmamış. Ben hayret ettim. Nasıl olur bir insan düşüncesinden dolayı idam edilebilir? Çok üzüldüm. Bunu anlatmam asla mümkün değil. Müslüman kabul ettiğimiz arkadaşlar da Sarayburnu'na geliyor. Tophane'deki 6. filoya karşı namaz kılıyorlar. Yani kıbleyi değiştiriyorlar. Bu adamlar Müslüman, deniz gezmiş kafir. Öyle mi? Reddediyorum ben. Böyle bir şey olamaz. Deniz gezmiş Filistin'e gitti. Biliyor muydunuz? Kiminle savaştı biliyor musunuz? İsrail'le savaştı. Allah'ın ve Resulü'nün safında oldu. Lan sen bir defa oldun mu? Hep dini istismar ettin, kullandın. Filistin'i de öyle. Unutmayın. Mahir Çayan olsun, Deniz Gezmiş olsun, Yusuf Aslan olsun. Bunlar dört dörtlük Müslümanlı. Zaten Darul Beka'ya rihlet etmişler. Ya bu kadar gaddarlık olabilir mi? Bir de kalkıyorsun, onun adını söyleme, bunun adını söyleme. Ne yaptı ki söylemeyelim? Merhabalar. Buradaki aldığı şu 50 liralık bir poşete de muhtaç olacak. Bunu da buradan söyle. Ya konuşturmuyor abi çünkü zorbalığı, zorbalığı.